Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık son ünitemiz olan doğal çevre ve insan ünitesini işleyeceğiz. Tek bir videoda ünitenin tamamını bitirmiş olacağız. O zaman hadi bakalım bizi bu son ünitede neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda doğal çevre ve insan dedik. Özellikle insanların burada doğal çevreden yararlanma biçimlerinden bahsedeceğiz. Yani burada olumlu örnekleri vereceğiz ve devamında tabii ki de olumsuz örneklerden de bahsetmiş olacağız. Bu birinci kısım. Doğal ortamda insanın etkisiyle meydana gelen değişimlerden bahsedeceğiz. Özellikle bu dönemde de sanayi devriminin olumsuz anlamdaki etkileriyle birlikte doğal ortamda yani bizim bu dönemin başında işlediğimiz litosfer vardı, devamında atmosfer vardı. Daha sonra hidrosfer vardı ve en sonda da ne vardı? Biyosfer vardı değil mi? İşte bu dört doğal ortamda insanın ne gibi olumsuz etkileri var ya da insan bu dört doğal ortamı nasıl etkiliyor? Onlardan bahsetmiş olup bu dönemi yani 9. sınıfı tamamıyla bitirmiş olacağız. Peki dersimiz bittiğinde bize bu ders ne kazandıracak derseniz doğa ile insan arasındaki etkileşime ait örnekleri öğreneceğiz ve bu etkileşimde insanın ne gibi olumlu olumsuz etkileri var bunları da öğrenmiş olacağız. Dersimiz Bittiğinde 9. sınıfı tamamıyla eksiksiz bir şekilde kapatabilmemiz için hemen ne yapıyoruz? Sıfırdan 9'a kitabımızda 158-166 sayfa aralıklarını çözüyoruz. Dinamo coğrafya soru bankası kısmında da 141-149 sayfaları güzel bir şekilde çözüp bitiriyorsunuz ve 10. sınıfa artık ne yapıyoruz? Merhaba diyoruz sevgili dostlarım. Peki, doğal çevreyi insanların kullanma biçimlerine baktığımızda öncelikle ne diyoruz? Bak, insanların ve diğer canlıların yani burada insan var, bir de diğer canlılar var. Yaşamları boyunca bak, ilişkilerini sürdürdükleri. Yani insanlar bu alanda ne yapıyor? Tarımsal faaliyetler yürütüyor, hayvancılık faaliyetleri yürütüyor, sanayi faaliyetleri yürütüyor ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ortama biz ne diyeceğiz? Tabii ki de biz bu ortama çevre diyeceğiz. Peki insanoğluna baktığımızda tarihin ilk dönemlerinden itibaren yeryüzünün yaşama için uygun yerlerinde beslenme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını almıştır? Doğal çevreden karşılamıştır. Ve uzun bir süre doğadan insanoğlu basit bir şekilde faydalanıyor. Yani bu dönem anlamında ne dememiz gerekirse paleolitik dönemi düşündüğümüzde hemen şuraya şöyle Paleolitik dönem diye yazalım. Onu da yazamadık. Hemen şöyle siyah alıyorum. Paleolitik dönem diyorum. Şimdi bu dönemde insanoğlu ne yapıyor? Bu dönemde insanoğlu mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşıyor. Yani bu dönemde daha yoğun ölçekte insanlar tüketici bir konumda. Peki bu insanoğlunun doğal çevreyi daha yoğun ölçekte kullanmaya başladığı dönem neresidir derseniz tabii ki de neolitik dönem olacak. Bak burada olumsuz etkenimizde ya da olumsuz etkimizde çok fazla değil. Ama o Sanayi devriminden sonraki süreçte insanoğlunun doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi çok daha fazla. Peki neolitik dönemde insanoğlu ne yapıyor? Tarımsal faaliyetler yürütüyor ve bu tarımsal faaliyetlere bağlı olarak da yerleşik hayata geçiyor ve insanlar bu dönemi itibariyle doğal çevreden daha yoğun ölçekte faydalanmaya başlıyor. Peki aşağıda mesela haritamızı görüyorsunuz. Mesela 4 numaralı yer, 5 numaralı yer, 6 numara 1, 2 mesela 1 numaralı yer Meksika'nın bulunduğu alan. Burada Aztek ve Mayalar yer almakta. Mesela 2 numarada İnkalar yer alıyor. Ant dağlarının yüksek kesimlerinde. 3 numarada mesela Nil Nehri'nin o ağız kısmında Mısır medeniyeti yer almakta. Mesela bu alanda 4 numaralı yer Fırat Dicle arası Mezopotamya uygarlığı yer almakta. Şuradaki mesela 5 numarayı gördüğümüz zaman Hint medeniyetini görebilmekteyiz. Hinduskaş ve bu kısımda 6 numarada da Çin medeniyetini görebilmekteyiz. Ve insanoğlu işte bu Neolitik dönemde özellikle yeryüzü şekilleri anlamında düzgün yani eğimin olmadığı alanlara su kaynakları bakımından zengin su kaynağının bulunduğu alanlara ve iklimin daha ılıman olduğu alanlara toprağında daha verimli olduğu alanlara bu yerleşmeleri kurmuşlardır ve doğada faydalanmaya başlamışlardır. Özellikle mesela bakın dikkat edin bizim bu beslenme ihtiyacımız özellikle tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Barınma ihtiyacımız inşaatın, iletişimin, ulaşım ihtiyacımız ise yol yapımının, haberleşmenin, araç gereç ihtiyacımız ise sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur diyebiliriz. Özellikle burada da en önemli dönem neresidir dersek tabii ki de 18. yüzyılın sonlarına doğru gel gerçekleşen sanayi devrimi. Peki bu, biz bu sanayi devriminde ne yapıyoruz? İlk olarak Batı Avrupa'da ortaya çıkan bir devrimdir. Şuraya şöyle ben İngiltere diye yazayım. İngiltere'de ortaya çıkan bu sanayi devrimi ile birlikte biz doğal çevrede kömürü çıkarıyoruz. Taş kömürünü çıkardık. Kömürle birlikte demiri de çıkarıyoruz ve kömürü, demiri demir çelik fabrikalarında çeliğe dönüştürüyoruz. Ve buradan çeşitli araç ve gereçler yapmaya başladık mı o zaman biz sanayi devrimi ile birlikte ham maddeye olan ihtiyacımız artıyorsa doğal çevreyi bu noktada daha fazla kullanmaya başlayacak mıyız? E ne diyoruz? Ham maddeye olan talebimiz artmıştır. Ve bu dönem bunu biz şimdi 10. sınıfta sizinle birlikte işleyeceğiz. Nedir? Nüfusun o artış hızında 3 tane sıçrama dönemi var. Birincisi alet keşfi yani o paleolitik dönem. Bir diğeri neolitik dönem. Yerleşik hayata geçiş tarım devrimi. Bir diğeri ise sanayi devrimidir. Şimdi o zaman bu sanayi devrimi nüfusta ciddi anlamda bir sıçrama yaptı mı? Yaptı. Bunun temel sebebi nedir derseniz arkadaşlar sağlık hizmetlerinin iyileşme bu da ortalama insan ömrünü uzatıyor. İşte burada hızla artan nüfusu sadece temel ihtiyaçları değil, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi ulaşım, iletişim, turizm, spor, sosyal ve kültürel yaşamsal faaliyetlere bağlı ihtiyaçlarını da hızla artırmıştır ve bu kapsamda biz doğal çevreden daha fazla faydalanma yoluna gitmişiz. Ve insanlar ilk kitapta biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi o paleolitik dönemde avcılık ve toplayıcılıkla yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken doğadan basit bir şekilde faydalanma yoluna gitti. Ama daha sonraki süreçte alet kullanmayı öğrendi, nüfusta sıçrama oldu. Daha sonraki süreçte tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçti, nüfusta sıçrama oldu ve bu ister istemez insanlar yaşamsal faaliyetlerinin de değişmesine neden olmuştur diyebiliriz. Ve özellikle burada tabii ki bizim için önemli olan durum nedir dersek günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleridir. Yani biz şimdi dünyadaki ülkelere baktığımızda az gelişmiş, gelişmekte ve gelişmiş ülke kısmı olarak ayırmaktayız ama böyle bir soru öncülünde biz bunu ikiye ayırmamız gerekir. Ya burada gelişmiş ülkenin insan doğal çevre etkileşiminden bahsetmemiz gerekir ya da az gelişmiş bir ülkenin insan doğal çevre etkileşiminden bahsetmemiz gerekmekte. Peki bize burada demiş ki ülkelerin gelişmiş düzeyi doğal çevre üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir diyebiliriz bak. Burada ülkelerin gelişmişlik düzeyi olumlu etkiye de sahip olabilir. olumsuz etkiye de sahip olabilir. Özellikle mesela burada nereden bahsetmemiz gerekirse Şuradaki az gelişmiş ülkeler örneğinden bahsetmemiz gerekirse. Böyle ülkelerde teknolojik imkanlar yetersiz olduğu için doğal çevrenin insanların ekonomik faaliyetleri üzerindeki belirleyici etkisi daha fazladır. Mesela burada şu görseli örnekleyebiliriz sevgili arkadaşlar, tamam mı? Yani yeterli düzeyde gelişmişliğe sahip olmayan ülkelerde Eğimli bir coğrafya varsa bu bölgede ister istemez dağınık yerleşmeler olacaktır diyebiliriz. Ama gelişmiş ülkelere baktığımızda teknolojik imkanların gelişmesi bazı durumlardaki olumsuz etkileri ortadan kaldırmıştır. Burada da şu görsele bakabiliriz. Mesela burada bir polder alanı görebilmekteyiz. Peki bu polder nedir dersek bakın hemen şu kıyı şeridinde neyi görüyoruz? Denizi görüyoruz. O zaman buraya molozlarla birlikte denizi doldurulmuş ve burada karayolu ulaşımı ile ilgili o arazinin engebelilik durumunu almıştır, ortadan kaldırılmıştır diyebiliriz. O zaman Gelişmiş ülkelerde doğal çevrenin insanın ekonomik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi daha azdır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki gelişmiş ülkeler özellikle ham madde ihtiyacına bağlı olarak kaynakları çok yoğun ölçekte çıkarmakta ve bu kaynakları fabrikalarda yani sanayi tesislerinde yoğun ölçekte kullanmakta. Bu da insanın bu coğrafyalarda doğal çevre üzerinde olumsuz etkilerini örnek olarak oluşturulabilir. Peki insan doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda ister istemez değiştirmekte ama bunun en yoğun şekilde gerçekleştiği dönemin başlangıç kısmı neresidir derseniz tabii ki de sevgili arkadaşlarım sanayi devrimidir. Biz bu sanayi devrimi ile birlikte buharlı makineleri kullanmaya başladık ve doğal çevreden daha yoğun ölçekte faydalanma yoluna gittik. Buna ait dünyada ve Türkiye'de birçok örneği görebilmekteyiz. Mesela Manş Tüneli Projesi, Palmiye Adası, Kansai Havalimanı, Hollanda Polderleri, Gotthard Base Tüneli, Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü. Bunlar mesela dünyada insanların o bölgelerdeki bazı olumsuz etkenleri gelişmiş teknolojileriyle birlikte en asgari düzey indirme örneğidir. Tabii ki de bu örneklerin benzerleri nerede de var? Bizim coğrafyamızda da var. Mesela Marmaray Manş Tüneli'nin benzeridir. Aynı şekilde Avrasya Tüneli de gene Manş Tüneli'nin benzeridir. Mesela Hong Kong Zuhai Makao Köprüsü'nün benzeri Osman Gazi Köprüsü'dür. Ya da burada mesela Kansai Havaalanı dedik ya bizim Ordu Giresun Havalimanımız ve aynı şekilde Hollanda Polderleri dedik ya Maltepe Sahil Parkı ve Karadeniz Sahil Yolu da bunların örnekleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları biraz daha açmamız gerekirse Hollanda Polderleri Hollanda'nın bulunduğu alanda yer almakta ve denizin kıyısında. Bakın şimdi dikkat edin 1300'lü yıllarda Hollanda'nın şu kısımlarına dikkat ederseniz ne var bu alanlarda su alanı var yani denizin kıyı alanı var. Ama buradaki o ıslah projesiyle birlikte şu alan kapatılıyor ve bunun gerisinde kalan alanlar ne yapılıyor? Dolduruluyor. İşte biz bu Polder dediğimiz kavram denizden kazanılan yani denizin doldurulmasıyla kazanılan topraklardır diyebiliriz. Hollanda mesela gelişmiş bir ülke olduğu için bunu daha yoğun ölçekte gerçekleştirmekte. Kansai Uluslararası Havalimanı Japonya'da yer almakta ve yerleşim birimindeki gürültü etkisinin en asgari düzeye indirilebilmesi için Osaka Körfezi açıklarında oluşturulmuş yapay bir ada ve bu ada üzerine inşa edilmiş bir havalimanı yer almaktadır. Maş tüneli iki ülkeyi deniz tabanından birbirine bağlayan bir demir yolu hattı projesidir. Peki kim var? İngiltere ile Fransa'yı Maş denizi tabanından ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Dubai'de mesela dünyanın en geniş arazi ıslah projesi olan Ney Palmiye Adası yer almakta. Buradan da Körfez'den gelen taşlar, taş ocaklarının gelen taşlar burada dolduruluyor ve Palmiye'ye benzer bir ada alanı inşa ediliyor diyebiliriz. Onun devamında Gotthard Base Tüneli nerede yer alıyor? İsviçre'de yer almakta ki İsviçre Avrupa'nın orta kısmında Alp dağlarının bulunduğu dağlık engebeli ülkelerin başında gelir. Ve ülkenin gelişmişlik düzeyinin yüksek olmasına bağlı olarak ulaşımdaki bu olumsuz etken ne olacaktır? En asgari düzey inecektir. Bu projede İsviçre'de demir yolu hattıyla çok uzun bir mesafeyi çok kısa mesafeyi düşüren bir projedir diyebiliriz. Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü Hong Kong ve Mako Yarımadası'nı Anakara'ya bağlayan 55 kilometre uzunluğunda bir Deniz üstü ve denizaltı köprüsüdür diyebiliriz. Peki bunların benzerleri bizim ülkemizde var mı dedik? Tabii ki de var. Mesela Marmaray. Avrupa yakasında hemen şöyle baktığımız zaman Halkalı ile Gebze arasında Marmara Denizi tabanından iki kıtayı birbirine bağlayan bir demiryolu hattı projesidir. Aynı şekilde Avrasya Tüneli projesi de gene Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından birbirine bağlayan bir karayolu projesidir. Bak bunların dünyada örnekleri olabildiği gibi Türkiye'de de ne var? Örnekleri var. Osman Gazi Körfezi İzmit Körfezi'nin kuzey ve güney kıyılarını deniz üzerinden birbirine bağlayan bir projedir. Ve bu da Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü gibi düşünülebilir. Hollanda polderleri dedik ya ah sana Karadeniz sahil yolu projesi. Burada işte o Karadeniz'in kıyı kuşağındaki dağların kıyıya paralel uzanması, arazinin engebeli olması, denizin doldurulmasıyla birlikte buradaki ulaşımı olumlu anlamda etkilemiştir diyebiliriz. Maltepe Sahil Parkı gene Hollanda polderleri gibi Marmara Denizi, denizinin doldurulmasıyla yapılmış bir rekreasyon alanıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde o Kansai Havalimanı'nın bizim ülkemizdeki benzeri ya da örneği neresidir dersek Ordu Giresun Havalimanı yani Orge Havalimanı'dır. Gene denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş bir havalimanı. Bak şurada mesela neyi görüyoruz? O Karadeniz'in kıyı kuşağındaki biraz önce söylemiş olduğumuz hemen şöyle geri gidiyorum. Karadeniz sahil yolunu görebilmekteyiz ve onun hemen yanında Karadeniz'in o Aniş tabanının doldurulmasıyla birlikte de Ordu Giresun Hava Limanını görüyoruz sevgili arkadaşlar geldik şimdi insanların doğal ortam üzerindeki etkisi. Şimdi insanlar doğal çevrede meydana getirdiği değişimler var. Bunlar ister istemez doğal ortamı etkilemekte. Peki bu doğal ortamlar hangileri? Atmosfer. Hava küreyi etkiliyoruz. Hidrosfer su küreyi etkiliyoruz. Biyosfer canlı küreyi etkiliyoruz. Litosfer yani taş küreyi etkilemekte sevgili arkadaşlar. O zaman birinci kısımda insanların atmosfere olan etkisi. Yani atmosfer dediğimiz neydi? Atmosfer dediğimiz hava küreydi. Peki bu hava küreye nasıl olumlu ya da olumsuz bir etkimiz vardır dersek atmosferin sıcaklığının, nemliliğinin hareketlerinin ve atmosferi oluşturan gazların oransal dağılımının binlerce yıldır süre gelen bir dengesi var. Yani biz atmosferde %78 oranında azotun olduğunu %21 oranında neyin olduğunu biliyoruz oksijen %1'lik kısımda da asal gazların olduğunu biliyoruz ama insan insanoğlunun atmosferde doğal dengeyi bozma kısmı bu gazların oranında artışlara sebebiyet vermiştir. Mesela ne atmosferdeki bu dengeyi bozan durumlar nedir dersek insan faaliyetleri içerisinde düşünmemiz gerekirse fosil yakıt kullanımıdır sevgili arkadaşlar. Bak. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak atmosfere bol miktarda karbon salınımı gerçekleştiriyoruz ve atmosferde bu karbonun artmasına neden oluyor. Bu da ileriki süreçlerde küresel ısınmanın en önemli etkenleri arasında yer alacaktır diyebiliriz. Çünkü bu karbon gazı atmosferde sera etkisi yapan gazlar içerisinde yer almakta ve bu ortalama sıcaklığın yani gaz oranında artmasına bağlı olarak 1-4 derece yükselmesine bu da birçok geri dönüşü olmayan sorunlara yol açmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela burada başka hangi örnekleri verebiliriz dersek gene sanayileşme faaliyetleri fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte asit yağışlarının dünya ölçeğinde görülmesine neden oluyoruz. Bak asit yağışları hem doğa süreçleri içerisinde meydana gelebilir hem de insanın kullanmış olduğu bu gazlar neticesinde meydana gelebilir diyebiliriz. Çünkü bizim bu gazlarımız bacalardan çıkan gazlarımız su buharıyla tepkimeye girdiğinde asit özelliği sergiliyor ve bu da asit yağışlarının görülmesine neden oluyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada çevre kirliliklerine de neden oluyoruz. Mesela nasıl? Fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosferi buradaki gibi zararlı gazlar çıkıyor. Bu ister istemez insan sağlığını da olumsuz anlamda etkilemekte. Zaten bunu da 11. sınıfta iki tip hava kirliliğinde bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Londra tipi hava kirliliğidir. Sanayi tesislerinden evlerden çıkan bu gazların yaratmış olduğu kirliliktir. Bir diğeri ise Los Angeles tipi hava kirliliğidir. Bu da taşıtların egzozlarından çıkan gazların sisle birlikte tepkimi yani su buharıyla birlikte birlikte tepkimeye girme sonucunda oluşan kirliliktir. Ve aynı zamanda Çeşitli sanayi mamullerinin üretiminde ve spreylerde kullanılan bazı gazlar var. Bunlar nedir dersek kloroflöro karbon gazlarıdır. Ve bu kloroflöro karbon gazlarına bağlı olarak atmosferdeki ozon tabakasında seyrelme meydana geliyor. Ve bu güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasına neden oluyor. Ve bu zararlı ışınlara bağlı olarak mesela bizde katarak dediğimiz göz hastalığında artışlar yaşanıyor. Bitkilerin fotosentez hızında yavaşlamalara sebebiyet veriyor. Ve aynı zamanda cilt hastalıklarının sayısında da artışlar yaşanıyor. Bakın sevgili arkadaşlar biz atmosferi etkilediğimizde ister istemez bu denge bozulduğunda doğal sistemlerin tümünde bozulmalar yaşanıyor ve bu bozulmalar ister istemez sonuçta bizi de olumsuz anlamda etkilemekte diyebiliriz. Buna bağlı olarak mesela şurada bazı örneklerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmaları var ve dünyada en kirli hava sahasının bulunduğu yerler Çin ve Hindistan. Neden? Çünkü aşırı derecede yoğun bir nüfus var ve fosil yakıt kullanımı oldukça yüksek. Türkiye'de peki büyük şehirlerimiz özellikle İstanbul Ankara ve Adana hatta bu dönemde Ramazan bayramı sürecinde İstanbul'dan birçok insan ne yaptı memleketlerine gitti ve İstanbul'dan çıplak bir gözle insanlar nereyi gördü rahat bir şekilde Uludağ'ı gördü ama nüfusun o yoğunlaştığı çalışma hayatının eğitim hayatının devam ettiği dönemlerde bu alanları o hava kirliliğine bağlı olarak ne yapamıyoruz göremiyoruz bak en acı örnek son demiş ki bize 200 yılda atmosferi 2.3 trilyon tonluk bir karbondioksit salınımı gerçekleşmiştir. İşte bu salınıma bağlı olarak sere etkisi yapan gazların oranında artışlar yaşanıyor ve bu da küresel ısınmanın artmasına neden oluyor diyebiliriz. Ve mesela Afrika'nın sahel bölgesi var tam bu coğrafya 1970'li yıllarda gerçekleşen kuraklıkta 100 bin civarında sevgili arkadaşlar insan açlıktan ölmüştür. Ve işte bizim bu atmosfere yaratmış olduğumuz en önemli olumsuz etkenleri içerisinde de bu alanı söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Geldik şimdi hidrosfer. Hidrosfer neydi dersek hidro. Su, sifer dediğimiz küre. O zaman bu su kürenin karşılığıdır diyebiliriz. Peki su küreyi etkiliyor muyuz biz? Tabii ki de etkiliyoruz. Bak şimdi. İnsanlar, Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer altı sularını oluşturan bu hidrosferi olumsuz anlamda maalesef etkilemekte. Bu etkilerinin en başında da ne gelmekte? Sanayi tesislerinden çıkan atıklar gelmekte. Biz bu atıkları filtrelemeden, zararlı unsurları bu sudan süzmeden bilinçsiz bir şekilde su kaynaklarına bıraktığımızda o su kirlenmekte ve bu kirliliğe bağlı olarak da oradaki canlılar hayatını kaybetmekte. Bununla birlikte mesela petrolü düşünelim. Petrolü biz karadan çıkardık ama bir yerden başka bir yere götürürken özellikle deniz yoluyla götüreceğiz ve bazı durumlarda istemediğimiz petrol tankeri kazaları gerçekleşmekte. Ve bu kazalara bağlı olarak deniz suyu ya da işte akarsu dediğimiz hatlar kirlenebilmekte ve bunun da temizlenmesi çok uzun ve maliyetli bir iştir. O yüzden de çok ciddi anlamda tehlikelidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mesela akarsular üzerine burada görmüş olduğunuz gibi neler inşa ediyoruz? Barajlar inşa ediyoruz ve bu akarsuyun doğal akışını ne yapmış oluyoruz? Bozmuş oluyoruz. Ve aynı zamanda barajlar yumurtalarını akarsuların yukarı çığırına bırakan balıkların üremesini de olumsuz anlamda etkilemekte. Bununla birlikte akarsuyun bu aşındır malzemeler. Eğer ki bu akarsuyun sonunda bir delta ovası varsa bu delta ovasının gelişimini de olumsuz anlamda etkileyebilmekte sevgili arkadaşlar. Peki insanların hidrosfere olan bir diğer etkisi nedir dersek aha da şu sağ tarafta görmüş olduğunuz ve %90'ın üzerinde kuruyan bir gölden bahsediyoruz. Kimdir bu? Aral Gölü. 1940'lı yıllarda bu Aral Gölü dünyanın dördüncü büyük gölüydü. Bak 1940'lı yıllarda dördüncü büyük gölüydü. Bu gölü besleyen iki tane akarsu var. Seyhun Nehri ve Ceyhun Nehri sevgili arkadaşlar. Orta Asya'da önemli bir göl alanı. Ama biz ne yapıyoruz? Sovyetler Birliği döneminde bu Seyhun ve Ceyhun Nehri'ni yani şöyle şuradan göstereyim mesem şöyle yaptım. Seyhun ve Ceyhun nehirlerini gösterdim. Şimdi biz bu Sovyetler Birliği döneminde Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin etrafında tarlalar oluşturuyoruz ve bu tarlalarda pamuk yetiştirmeye başlıyoruz. Pamuk da su isteği yüksek olan bir tarım üründür. Ve bu su ihtiyacını da bu akarsulardan su kanalları vasıtasıyla bu tarlalara aktarıyoruz. Yahu şimdi zaten Orta Asya dediğimiz yarı kurak bir iklime sahip. Sen kalkıp da bu gölü besleyen iki akarsudaki suyu alıp bu tarlalara kanallar vasıtasıyla boşaltırsan e bu göl ister istemez ne yapacaktır? Kurumaya yüz tutacaktır. Peki bu göl kurudu. Tamam %90'ın üzerinde kurudu. Bundan sonra ne olacaktır? İşte bundan sonra ciddi anlamda felaketler bas gösterecek. Mesela çevrede salgın hastalıklarda artışlar yaşanıyor. Tarım toprakları buradaki topraklar vasıtasıyla erozyonla birlikte tuzlulaşıyor, verim düşüyor ve burada balıkçılık faaliyetleri olumsuz anlamda etkileniyor. İnsanlar bu alandan başka alanlara göç etmek zorunda kalıyor sevgili dostlarım. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine Tats uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Geldik insanların biyosferi. Biyosfer nedir dersek biyosfer canlı küredir. Peki biz canlı küreyi etkiliyor muyuz? Hadi bakalım gelin hep birlikte söyleyelim. İnsanlar farklı amaçlar doğrultusunda doğal ortamda gerçekleştiği değişimler canlı türlerini ve topluluklarını etkilemekte. Bu etkiler insanların bak dikkat et ateş yakmaya başlaması ve alet kullanmayı öğrenmesiyle başlamış sanayi devrimiyle kat ve kat artış göstermiştir diyebiliriz. İnsanların özellikle biyosfer üzerindeki etkilerinin başında ahanda şu görsel gelsin. Biz ne yapıyoruz burada? Bitki örtüsünü tahrip ediyoruz. Peki neden tahrip etmekteyiz? Bir, tarımsal faaliyetlerde tarım alanları açmak için, hayvancılık faaliyetlerinde otlaklar açmak için, sanayi faaliyetlerinde ham madde ihtiyacımızı ya da sanayi tesisi oluşturmak için ya da konut ihtiyacımız için, yakacak odun temini için, sanayi tesislerinde ham madde ihtiyacı için bitki örtüsünü tahrip etmekteyiz. Bu tahribatlar bitki topluluklarının yeryüzündeki dağılış alanlarını ...ciddi bir şekilde etkilemekte. Peki biz mesela bunu Türk ölçeğinde nasıl biliyoruz? Mesela Akdeniz ikliminin bitki örtülerinden bir tanesi kızılçam ormanlarıdır. Ve biz bu kızılçam ormanlarını herhangi bir sebepten dolayı tahrip ettiğimizde maki türleri... ...maki türlerini herhangi bir sebepten dolayı tahrip ettiğimizde de garik türlerinin ortama egemen olmasına neden oluyoruz sevgili arkadaşlar. Peki insanlar, buğday üretimi gibi tarımsal etkinlikler başta olmak üzere... Çünkü Neolitik dönemle birlikte bunların üretimi gerçekleştirilmiştir ve bununla birlikte çeşitli bitki türlerinin de yayılmasını sağlamakta. Bunun yanı sıra uzak mesafelere seyahat eden ulaşım araçlarıyla çeşitli bitki hastalıkları da o uzak mesafelere seyahat noktasında o alana gitmekte ve o alandaki bitki türlerinde olumsuz anlamda etkilemekte diyebiliriz sevgili dostlar. Ya da biz ekonomik değeri yüksek olan hayvanları yoğun bir şekilde avlıyoruz ve bu hayvanların nesillerinin tükenmesine neden oluyoruz diyebiliriz. Gelişen teknolojiyle birlikte ulaşım noktasında mesafeyi azaltabilmemiz için mesela kanallar yapmışız. Süvey kanalı yaptık. Süveyş kanalı Kızıl Deniz ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Ya da aynı şekilde Panama kanalı yaptık. Bu kanallarla birlikte mesela Akdeniz'de zararlı bir tür olan balon balığının sayısında ciddi anlamda artış yaşanmış ve buna bağlı olarak Akdeniz'deki o biyoçeşitliliği olumsuz anlamda etkilemiştir. Gelin sol tarafta bizim yapmış olduğumuz zararlı etkileri. Bak diyor ki her bir dakikada 27 futbol sahası büyüklüğündeki ormanımız maalesef yok olmakta. Bu bu hem biyosfere olumsuz bir etkidir hem de atmosfere olumsuz bir etkidir. Önümüzdeki 25 yılda 28 bin tür nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Balık türlerinin %25 azalmış veya tamamen tükenmiştir ve gezegenimizdeki toprağımızın yarısı son 150 yıl sonucunda erozyonla kaybedildi. Hatta bunu şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de her yıl bir Kıbrıs Adası büyüklüğündeki alanımız, toprağımız erozyonla kaybedilmekte diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik son kısım litosfer. Litosfer nedir dersek litosfer tabii ki de taş küredir. Peki taş küreyi etkiliyor muyuz? Gelin hep birlikte bakalım. Diyor ki insanların doğal ortamda yaptığı değişimler litosferin bazı unsurlarını etkilemekte. Bunların başında da ne diyor? Toprak ve yer şekilleri gelmektedir diyor. Nasıl? Tarımsal faaliyetleri düşündüğümüzde tarımsal faaliyetlerin etkileri ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle eğimli bir araziyi düşündüğümüzde bu arazideki topraklar erozyon sonucunda kaybedilmektedir. Ve tarımsal faaliyetler aracılığıyla eğimli yamaçlarda teraslama çalışmaları, tarımsal ilaçların toprağı kirletmesi de insan faaliyetlerinin litosferi etkisidir. Mesela bu görselde eğimli bir arazide Tarımsal faaliyetler için tar açılama yöntemini görebilmekteyiz. Bununla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda mesela biz bataklıkları kurutmaktayız. Denizi doldurmaktayız. Biraz önce ne dedik Hollanda? Polderleri dedik değil mi? Ya da akarsu yataklarını değiştirmekteyiz. Bu da jeomorfolojik yapıda bir değişime neden olmakta. Mesela nedir dersek şu tara sağ tarafta görmüş olduğumuz Gediz Nehri. Gediz Nehri zamanında... İzmir körfezine dökülen bir akarsuydu. Ama akarsu aşındırdığı malzemeleri İzmir körfezine döktüğünde bu körfezi doldurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı insanoğlu. Ve bu körfezin doldurulmaması için Gediz nehrinin yatağı daha kuzeyde yer alan Menemen ilçesinden denize döküldü. Bak burada da ne yaptık biz? Gediz Nehri'nin yatağını değiştirmiş olduk. Mesela inşaat faaliyetleri de yer şekillerini, genel görünümü anlamında etkilemektedir. Yol yapıyoruz, konut yapıyoruz, ulaşımda tüneller yapıyoruz, barajlar yapıyoruz. Bu ister istemez litosferi de etkilemekte. E bir de madencilik faaliyetlerimiz var. Özellikle mesela Açık ocak işletmeciliği dediğimiz madencilik faaliyetleri arazide ciddi anlamda olumsuz bir etkiye sahiptir diyebiliriz. İşte insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevrede yaptığı bu değişimin etkileri hem doğal yaşamı olumsuz etkiliyor ama dönüp dolaşıyor. Gene bizi olumsuz etkiliyor. Yani biz atmosferdeki o karbon salınımının artmasına bağlı olarak literatüre geçirdiğimiz iki tane kirlilik tipinden bahsettik biraz önce ya. Londra tipi hava kirliliği, Los Angeles tipi hava kirliliği. E bunun devamında küresel iklim değişimi yaşanacak. İleride salgın hastalıkların sayısında ciddi anlamda bir artışta gözlenecektir diyebiliriz. O yüzden biz Doğal çevreyi kullanırken nasıl kullanmamız gerekiyor derseniz sürdürülebilir şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki bu kavram nedir derseniz bir doğal kaynağı bugün yeterli düzeyde kullanıp bunun bitmesine engelleyeceğiz ve bunu bir sonraki nesnede ne yapmamız gerekecektir? Aktarmamız gerekecektir. Peki bunun için ne yapıyoruz? Bunun için devletler doğal çevreyi koruma anlamında birçok yasa, yönetmelik, kuruluş, organ oluşturmuştur. Bunlar mesela Rio Dünya Çevre Zirvesi. Burada küresel iklim değişimi ile ilgili mücadeleler, karbon salınımının en asgari düzeye indirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Sites mesela nesli tükenmekte olan, nesli tehlikede olan türleri koruma ile ilgili önemli bir sözleşme. Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü karbon salınımı ve ozon tabakasının seyrelmesi ile ilgili önemli bir sözleşme ve protokoldür. Ya da Habitat Konferansı o biyoçeşitliliği koruma ile ilgili önemli bir konferanstır. Ya da sulak alanları koruma sözleşmesi, Ramsar sözleşmesi önemlidir. Avrupa'nın yaban hayatını ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi ya da Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Mesela ne yapıyoruz? Erozyonla bizim o litosferdeki olumsuz etkimizi en asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz sevgili dostlarım. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle artık dersimizin sonuna. 9. sınıfı bu video ile birlikte tamamıyla bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Siz artık 10. sınıfsınız. Bu yaz döneminde güzel bir şekilde dinlenin. 9. sınıfta eğer ki eksikleriniz varsa bu eksiklerinizi uzun bu yaz döneminde tamamlamaya çalışın. Derslerden de tam anlamıyla kopmayın. Güzel bir şekilde kafanızı sıfırlayın. 10. sınıfa bomba bir şekilde hep birlikte başlayalım. Peki bugün biz ne öğrendik? İnsanların doğal çevreden yararlanma biçimlerinden bahsettik. Hollanda Polderleri, Kansai Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Maastricht Majdünün projesi Marmaray gibi projelerden bahsettik. Bir de insanların doğal ortamdaki etkileri yani litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biosferdeki etkilerinden bahsetmiş olduk. Geldik sizinle birlikte ödüllü sorumuza. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.